Kadına şiddet ve çocuk istismar, Türkiye'nin en çok kanayan iki yarası. Ünlü sanatçı Hadise, kendisinin de şiddete maruz kaldığını söyledi. Şov Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ne zaferinden bahsediyorsun sen, savaşla aşkı karıştırmışsın. Şiddeti bazen psikolojik anlamda da yaşayabiliyoruz. Ben bunu öyle yaşadım mesela. Kendisinin de şiddete maruz kaldığını açıkladı. Kadına şiddete ve çocuk istismarına savaş açtı. Bir kadın çaresizse ve kendi ailesine dönüyorsa demek bu şey demektir yani, beni kurtarın. Hani böyle bir evde kalıyorlar. Hani sen okumayacaksın falan. Nedense kız çocuğa hep böyle şeyler yapılıyor. Toplumun kanayan iki yarası. Hadise bu konulara duyarsız kalmadı. Mesajlarını şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar için söyledi. El üstünde tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben baba evinde. Prensesler gibiydim ben baba evinde diyorum. Bu yüzden çocuklar olsun istedim. Biz buradayız ve de durmayız. Biz buradayız diye bir şarkım vardı. Kadın var işte, şiddet görmüş. Elinde de ben buradayım diye bir şey var, bir kağıt var. Mendil satan çocuklar var klipte. Benim en nefret ettiğim olay aslında ışıklarda mendil satan çocuklar görmek. Kadına şiddetin engellenmesi konusunda duyarlı, çünkü benzer sorunları o da yaşadı. Evet, psikolojik baskı yaşayabiliyoruz. Ben bunu yaşadım. Şiddeti bazen psikolojik anlamda da yaşayabiliyoruz. Ben bunu öyle yaşadım mesela. Yani bir ilişkide korkular içinde adımlarını atıyorsan hayatında, bu da bir şiddettir bence. Ya bunu eminim, yani şu an beni dinleyen kızlar, genç kadınlar beni çok iyi anlıyorlardır. Kadına şiddetle ilgili bir konu var mıydı o dönem, yani ailenizle ilgili? Evet, özel konular aslında, ama yani sonuçta ben bir ünlü olarak bir şekilde genç kadınlara, genç kızlara örnek olmak istiyorum. O yüzden bazı konuları da açık açık konuşmayı seviyorum. Ama tabii ki de ailede kavgalar olduğu için, bir huzursuzluk olduğu için tabii ki de bir ilişki, bir yuva yıpranabiliyor ve biz bunu ailecek yaşadık. Ve kadın meslektaşı Deniz Seki de hadisenin gündeminde. Sevdiğimiz ve saydığımız bir sanatçı var, Deniz Seki. Ama bir taraftan da adalet var. Yani biz tekrar ortamıza katılınca, yani bize katılınca eminim çok güzel şarkılarla kulaklarımızı besleyecek diye düşünüyorum. Kadına şiddet ve çocuk istismar, Türkiye'nin en çok kanayan iki yarası. Ünlü sanatçı Hadise, kendisinin de şiddete maruz kaldığını söyledi. Şov Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ne zaferinden bahsediyorsun sen, savaşla aşkı karıştırmışsın. Şiddeti bazen psikolojik anlamda da yaşayabiliyoruz. Ben bunu öyle yaşadım mesela. Kendisinin de şiddete maruz kaldığını açıkladı. Kadına şiddete ve çocuk istismarına savaş açtı. Bir kadın çaresizse ve kendi ailesine dönüyorsa demek bu şey demektir yani, beni kurtarın. Hani böyle bir evde kalıyorlar. Hani sen okumayacaksın falan. Nedense kız çocuğa hep böyle şeyler yapılıyor. Toplumun kanayan iki yarası. Hadise bu konulara duyarsız kalmadı. Mesajlarını şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar için söyledi. El üstünde tutulmazsam hep el kalırım, prensesler gibiydim ben baba evinde. Prensesler gibiydim ben baba evinde diyorum. Bu yüzden çocuklar olsun istedim. Biz buradayız ve de durmayız. Biz buradayız diye bir şarkım vardı. Kadın var işte, şiddet görmüş. Elinde de ben buradayım diye bir şey var, bir kağıt var. Mendil satan çocuklar var klipte. Benim en nefret ettiğim olay aslında ışıklarda mendil satan çocuklar görmek. Kadına şiddetin engellenmesi konusunda duyarlı, çünkü benzer sorunları o da yaşadı. Evet, psikolojik baskı yaşayabiliyoruz. Ben bunu yaşadım. Şiddeti bazen psikolojik anlamda da yaşayabiliyoruz. Ben bunu öyle yaşadım mesela. Yani bir ilişkide korkular içinde adımlarını atıyorsan hayatında, bu da bir şiddettir bence. Ya bunu eminim, yani şu an beni dinleyen kızlar, genç kadınlar beni çok iyi anlıyorlardır. Kadına şiddetle ilgili bir konu var mıydı o dönem, yani ailenizle ilgili?
Evet, özel konular aslında ama yani sonuçta ben bir ünlü olarak bir şekilde genç kadınlara, genç kızlara örnek olmak istiyorum. O yüzden bazı konuları da açık açık konuşmayı seviyorum. Ama tabii ki de ailede kavgalar olduğu için, bir huzursuzluk olduğu için tabii ki de bir ilişki, bir yuva yıpranabiliyor ve biz bunu ailecek yaşadık. Ve kadın meslektaşı Deniz Seki de hadisenin gündemi.